Herkese merhaba. Bugün sizinle bir kitap alışverişi videosu çekeceğim. Yine BKM Kitap'tan yaptığım bir kitap alışverişi. Çok güzel kampanyalar var. O yüzden yaptığım bir alışveriş oldu. Kampanya içinde ve dışında bir sürü kitap aldım. Biraz onlardan bahsedeyim. Geçenlerde gördüm ben 3 liralık kitaplar var. 3 hani 3. Ve aralarında Asla Asla var. Benim o kitabı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. İlk çıktığında verdiğim paraya da acıyorum şu an ya 3 liraya görünce. Ayrıca videoyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Işıkta girip gelmeler olabilir çünkü hava bir kapayıp bir açıyor. Onun dışında saçlarım ıslak çünkü sabahın köründe piti üzerime işedi. Biliyorsunuz tuvalet eğitimi vardı fakat ergenliğe girdi. O yüzden biraz çalkantılı dönemler geçiriyoruz. O yüzden kızamıyorum da. Her neyse. Çok fazla uzatmadan kitap alışverişime geçeyim. Alışverişi biraz daha çeşitli yaptım. Yani kampanyalardan da yararlanabilmek için aklımda olmayan bazı kitapları aldım açıkçası. Uzun zamandır listemde olan kitaplar da var bununla birlikte. Ya gerçekten insan gibi açarken zorlanıyorum. Yani şu an parçalasaydım daha kısa sürede açmıştım. Ne kadar insancı açıyorum. Böyle bir paketin içinde geldi her zamanki gibi. Piti yemeden hemen şunları alayım da. İlk olarak kargo garanti belgesi çıktı. Bundan bahsetmekten yoruldum artık. Yanıt yayınlarının kataloğu çıktı. Bu reklam yani. Artık çok şükür şunları açtım yani YKS bittiğine göre. Mutluyum. Şurada çok güzel ayraçlar var. Ayraçların arkasında bugün kaç sayfa okudum diye böyle takvimimsi şeyler var. İstatistik çıkarabiliyorsunuz ama şu beni çok sevindirdi. Yani özlemiş genel ki. Onun dışında ben bu alışverişte kitaplar dışında iki tane daha şey aldım. Yine ayraç aldım gerçi. Aylak Adam dükkanından iki tane ayraç aldım. Birinde Tezer Özü var, birinde de Leon var. Bu ayraçları çok seviyorum. Bende Yusuf Atılgan ve John Lennon'da vardı. Hani böyle biraz daha sertler ve üzerinde sevdiğim karakterler, sevdiğim yazarlar falan olunca çok daha hoşuma gidiyor. Onun dışında çizgi romandan başlayayım isterseniz. Suicide Squad Yeni 52 serisinden cilt bir dost kazanı aldım. Uzun bir zamandır okumak istiyordum zaten. Bu dönemde de artık derdim tasam olmadığı için, yani biraz daha az olduğu için çizgi romanları kendimi verebilirim, bu şekilde kendime eğlendirebilirim diye düşündüm. İlk olarak kampanyadan aldığım kitaplarla başlayayım o zaman çizgi romanında geçtiğimize göre. Çünkü 3 tane kampanyadan kitap aldım. Dediğim gibi 3 lira var, 5 lira var, 10 lira var falan böyle pazar sepeti gibi oraları talan edin. Ben ilk olarak 10 liralık bölümünden Ölü Ozanlar Derneği'ni aldım. Çünkü uzun zamandır filmini de izlemek istiyordum. Ama kitabı daha iyi olduğu söyleniyordu her zaman. O yüzden daha fazla bekletmek istemedim. Yani kitaplığımda olmayı hak eden bir kitaptı. Bu şekilde de elde etmiş oldum. Diğer kitap aslında listemde olmayan fakat 5 liraya gördüğüm için ve çerezlik bir kitap olduğu için, hemen okuyup bitirebileceğim bir kitap olduğu için aldığım Tutku var. Pay yayınlarından çıkmış bir kitap. Daha önce birkaç kere gördüm ben bu kitabı. Hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama romantik içerikte bir kitap olduğu her tarafından belli oluyor. 5 liraya 420 sayfalık bir kitap görünce de aldım yani. Çünkü bu tarz kitaplar hep kitaplığımda oluyor ve ben ihtiyacım olduğunda, duygusal çöküntü yaşadığımda, kitap okuyamadığımda direkt bunlara başvuruyorum. Kampanyadan aldığım son kitap Nazan Arısoy'un Tom Cisce kitabı. Şöyle ki Tom Cisce'nin kitaplarını merak ediyorum. O ayrı. Ama bunun yanı sıra nasıl bir kadın olduğu da beni çok meraklandırıyor. Çok ilgimi çekiyor. İşin magazinsel boyutu var evet ama onun nedeni de beni çok düşündürüyor. Yani Tomris Uyar nasıl bir kadındı da bu kadar şairi kendine aşık edebildi? Gerçekten ilgi çekici. İçinde kesitler var, mektuplar var, resimler var. Gerçekten çok güzel bir derleme olmuş. Cemal Süreya veya Turgut Uyar hakkında şeyler de var. O yüzden biyografi okumak istediğim zamanlarda Tom Cisce'yi kesinlikle okuyacağım. Kampanya dışında aldığım kitaplara gelirsek. Faruk Öndağ'ın Cesur Kadınların İlham Veren Hikayeleri adlında kitabını aldım. Çünkü ben bu tarz kitapları çok okuyorum bildiğiniz gibi. Bunlar derleme ve son zamanlarda bu kitaplar herhalde sattığımdan çok fazla çıkıyor. Almamın sebebi şu, bununla ilgili bir video hazırlayacağım bu tarz kitapları içeren. Sırf bu yüzden aldım, yoksa yazarı tanımıyorum ve içeriğinden de çok haberdar değildim. Bu tarz kitaplar genel olarak hep aynı kadınların hayat hikayesini anlatıyor maalesef. Ama
Umarım bunda daha özgün bir şeyler bulabilirim. Bir diğer kitabım Dağ kitabı. Anneme aldım ve Pete az önce yiyordu. Zaten şurası biraz şey oldu gördüğünüz gibi. Pete'nin diş izi resmen, yemişsin. Dediğim gibi anneme aldım. Bu Pegasus yayınlarının son çıkan kitaplarından biri. Annem benim çok fazla kitap alışverişi yaptığımı biliyor. O yüzden ilgisini çeken kitapları yeni çıktığı zaman reklamlarını filan Instagram'dan bana gönderiyor. Aklımda olsun bak bana al diye. O şekilde aldığım bir kitap oldu. Kapağı filan da bayağı ilginç. Yani annem beğenirse ben de okuyabilirim. Bir diğer kitabım Oğuzhan Uğur'un 67 adlı kitabı. Kitap hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası. Bir deneme mi yoksa derleme mi yoksa resmen bir roman kurgu mu yazmış, hiçbir fikrim yok. Ve bayağı hani 130 sayfalık ve yazıları da büyük büyük olan bir kitap yani. Hakkında bir yorum okumuştum ve fazla olumlu değildi, o yüzden beni düşündürttü biraz. Ama YouTube'da izlediğim birinin kitabını okumak da bana farklı gelecek. Bakalım. Bir diğer kitabım bilim kurgu klasiklerinden biri olan Çocukluğun Sonu. Uzun zamandır baskısı olmayan bir kitaptı ve ben çok merak ediyordum. Özellikle bilim kurgu klasikleri arasında en merak ettiğim kitaplardan biriydi. O yüzden elde etmiş oldum. Uzun zamandır almayı zaten istiyordum. Sepetlerime ekliyordum fakat sürekli tükeniyordu yani baskısı olmadığı için. O yüzden alamıyordum. BKM kitap temin etti, o yüzden mutluyum. Bir diğer kitabım Her Şeyin Sonundayım. Bu Tezer Öz'ün elimde olmayan son kitabıydı. Aldım ve ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Hani elimde olmayanları topladığımda böyle bir boşluğa düşüyorsam tüm kitaplarını okuduğumda acaba nasıl bir boşluğa düşeceğim? Bu aslında Tezer Öz'ü ve Ferit Evgün'ün mektuplaştırmalarından oluşan bir kitap. Arasında yine fotoğraflar ve resimler var. Daha önce Leyla Erbil'le mektuplaşmalarını okumuştum Tezer Öz'ünün. Yani gerçekten mektuplar İnsanlara çok dokunuyor. Özel mektuplar olduğu için direkt karakteriyle ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsun. O yüzden yazarı bir nevi tanıyorsun. Bana biraz suçluluk duygusu hissettiriyor ama okumaktan kendimi alamıyorum. Bu alışverişte aldığım son kitap ve yine çok merak ettiğim bir kitap. Karen Mary Morning'in İskoçyalı'nın Dokunuşu ismini unutmuştum. Bu İskoçyalı serisinin 3. kitabı. Ülkemizde çıkan son kitap. Acaba devamı var mı? Devamı gelecek mi? Epsilon bu yazarı bıraktı yani gelir mi bilmiyorum ama. Yenilmez Savaşçı'yı da BKM'den almıştım ki onun baskısı yok. Bunu da oradan aldım. Sonunda tamamladım çünkü bunun da baskısı bitecek diye çok korkuyordum. Öyle. Tam olarak 10 kitap 2 ayraç var. Yani satın aldım 2 ayraç. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hayır Pete yeme. Hayır. Hayır Pete. Pete hayır. Oha. Anneme aldığım kitabı yiyor yani. Anneme nasıl hesap vereceksin?